Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomda İstanbul'un fethi ile kıyamet saati arasında kurulan ilişkiye dair bir takım hadis rivayetleri var. Bunları ele alacağım. Bunların muhtevasını gözler önüne sereceğim. Diğer bir deyişle aslında İstanbul'un fethi bizim hadis literatüründe kıyamet alametlerinden birisidir. Yalnız enteresandır. Kıyamet alametleriyle ilgili birçok ezoterik anlatı dillendirilirken bu detay nedense dikkate alınmamış veya üzeri örtülmüştür. Oysa İstanbul'un fethi meselesi hadis rivayetleri arasında bal gibi de kıyamet alametleri arasında gösterilmiştir. Üstelik de bu, Müslim gibi muteber addedilen kaynaklarda yer alan iddialarda veya diğer fitub sitte olarak zikredilen hadis eserlerinde bu konuyla ilgili muhtelif varyatlarda birçok rivayet nakledilmiştir. Malumunuz, hadis koleksiyonları arasındaki fiten ve melahim edebiyatı içerisinde fiten, melahim, hatta eşratu saat diye bilinen bablar altında birçok kıyamet alametleriyle ilgili haberler nakledilmiştir. Melahim melhame olarak da bilinir. Yani büyük ve kanlı savaş ki bu Armageddon olarak sonradan şekillenecektir malumunuz. E bunun yanında fiten dediğimiz kıyamet saati sırasında veya kıyamete yakın zamanda meydana gelecek hadisata dair haberlerdir. Eşratus saat de zaten adı üstünde kıyamet alametlerinden müteşekil rivayetlerin toplandığı başlıklar. İşte bu başlıklar arasında bu videomuzun konusu olan İstanbul'un fethi ve kıyamet saati arasında muazzam bir ilişki kurulmuştur. Örneğin fetihle beraber kıyametin kopacağı, fetihten bir ay sonra, üç ay sonra, altı ay sonra, altı yıl sonra, yedi ay sonra gibi muhtelif zaman dilimleri verilmiştir ve bu zaman dilimleri içerisinde kıyametin kopacağına dair iddialar dillendirilmiştir. Ama enteresan da sevgili dostlarım. Bu iddialar aynı zamanda Romalılar, rivayetlere göre Amaka, Dabıka inilmedikçe, İstanbul fethedilmedikçe kıyametin kopmayacağı, İstanbul fethedildikten sonra Deccal'in çıkacağı ve ondan sonra Hz. İsa'nın ineceği ve akabinde de kıyametin kopacağına dair çeşitli iddialar kaynaklarda yani hadis eserlerinde yer almıştır. Burada dikkatimizi çeken en temel detaylardan birisi sevgili dostlarım, bir önceki videomda da zikrettiğim gibi İstanbul'un fethini müjdeleyen rivayete muazzam bir vurgu yapılır Anadolu İslam kültüründe. Türkler de çok sever bu rivayeti ve bunun üzerine muazzam edebiyat oluşturulmuştur. Oysa ben bu konuyu ta 2014'lerde makale olarak ele almıştım ve bu rivayetin sonradan uydurma olduğu bal gibi ortadadır. Nitekim bu konuyla ilgili videomda da belirttiğim gibi Osmanlı tarihine ait ilk kaynaklarda da bu rivayete hiç yer verilmemiştir. Keza Fatih de hem fetih öncesinde hem de fetih sonrasında müjde hadisine dair hiçbir detaya yer vermemiştir. En azından bir motive edici unsur olarak bunun kullanılması gerekirdi ama kullanmıyordur. Dolayısıyla da böyle bir realite vardır. Buna mukabil Fatih bu videonun da konusu olan iki tane rivayete ve bu bağlamda bir takım hadis rivayetlerine yer veriyor. Nedir hocam bunlar? İşte İstanbul'un fethiyle kıyamet saati arasında kurulan ilişkiye dair rivayetlerdir. Nitekim de Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre isnatlı bir rivayet vardır. Bu rivayeti anlatmadan önce tekrar konuyu toparlamak için söyleyeyim. İstanbul fethi, Deccal'ın çıkışı, Melhame-i Kübra dediğimiz büyük savaş, Romalıların Amak'a, Rabıka inmeleri ve burada savaşmaları, ayrıca Müslümanların da Roma'yı fethetmeleri gibi iddialar dillendirilir ve bunlar kıyamet alameti olarak zikredilir. Nitekim Ebu Hureyre isnatlı rivayette e, muhtevasının bize lazım olan kısmını aktaracağım. Rumlar yani Romalılar Ahmak'a ve dabuka inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ondan sonra rivayette bir takım detaylar var buraları atlayalım zamandan kazanalım diye. Ardından Konstantiniyye fethedilecek yine bu rivayetin devamında Konstantiniyye fethedilecek. Müslümanlar kılıçlarını zeytin ağaçlarına asıp ganimetleri taksim ederken o anda şeytan ortaya çıkacak ve Mesih arkanızda ailelerinizdeki yerinizi aldı diye haykıracak ve bunun üzerine Meryem oğlu İsa inecek ve devam ediyor rivayet. Böyle bir rivayet yani muhtevası bu. Yani burada ne çıktı karşımıza? Amaka Romalılar inecek, Dabıka inecek. Bunlara inmedikten sonra kıyamet kopmayacak. Artı İstanbul fethedilecek ve ondan sonra Mesih çıkacak ve ondan sonra da Nüzulü İsa'dan bahsediyor rivayet. Bu Ebu Hüveyre isnatlı rivayettir. Benim kullandığım Müslüm'ün sahihinin dördüncü cildinin 2221. sayfası. Yani sayfayı da vereyim şaşırmayalım önümdeki nota baktım. Bir başka yine Ebu Hureyre isnatlı rivayette de bu sefer Benu İshak'tan yani Yahudilerden 70 bin kişi bu şehre yani İstanbul'a saldırmadıkça kıyamet kopmayacaktır diye bir iddia var. Devamında ise... İki taraf karşılaşacak. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür diyecekler. O anda kapılar açılacak ve Müslümanlar şehre girip ganimet alacaklar. O esnada birisi deccal çıktı diye bağıracak. Müslümanlar da bunun üzerine her şeyi bırakıp dönecekler. Bu da hadis rivayeti. Şimdi enteresan sevgili dostlarım. Bu iki rivayet Müslim'de yer alıyor. Diğer kütüb-i sitte dediğimiz kaynaklarda yer alıyor. Ve aynı zamanda Fatih bu rivayetleri Fetihname'de de kullanıyor. Şimdi İddiamız neydi? Normalde meşhur rivayeti ele almamız gerekiyordu veya Fatih'in bunlara vurgu yapması gerekiyordu. Bunu kullanmıyor ama bu iki rivayeti fetihten sonra gönderdiği fetihnamelerde kullanıyor. Ama enteresandır rivayetlerdeki bu kıyamet vurgusun nüzulu İsa ve deccal çıkışı meselesini pas geçiyor. Fatih buraları arındırıyor ve Müslümanların İstanbul'u Konstantiniyye'yi fethedeceklerine dair vurguya yapıyor ve bunu Mekke şerifine gönderiyor. Mısır kralı veya Memluk kralı Aynal'a gönderiyor, İnal'a ve İran şahı Mirza'ya gönderiyor. Gönderdiği namelerde bu rivayete bu boyutuyla yer veriyor. Keza onlardan gelen rivayetlerde de yine bu rivayetlere vurgu yapılıyor. Ama bunlar da bir önceki videoda da dediğim gibi meşhur fetih hadisine yer verilmiyor. Çünkü bu rivayet bütünüyle uydurmadır. Her ne kadar Ahmet bin Hanbel bunu müsnedine almışsa da Kütüb-i Sitte eserlerinde buna yer verilmediğini zaten o videoda belirtmiştim. Şimdi yine hadis rivayetleri arasında Resulullah'a isnat edilen iddialardan Birisinde Müslümanlar ile Benu Asfar'ın yani Bizans'ın savaşacağından ve Müslümanlar da Müslümanlar'ın da silahlarını koydukları en yakın yerin Bevla olduğunu söylediği iddia ediliyor. Ve ondan sonra da Resulullah Hazreti Ali'ye diyor ki sizler muhakkak Benu Asfar'la savaşacaksınız ve ardında da Konstantiniyet e, tesbih ve tekbirlerle fethedilecek. Bu da yine hadis eserleri arasında yer alan bir başka rivayettir. E, ve e, bu İbn-i Mace'de geçiyor. Devamında da işte mü Müslümanlar o kadar büyük e, dirhemler e, ve dinarlar e, kazanacaklar ki artık sayıyla değil kalkanlarla bunu ölçecekler. Yani muazzam ganimet elde edileceğine vurgu yapılıyor. Yine Abdullah bin Amr isnadlı rivayette de bu sefer Resulullah'a Kostantiniye mi Rumiye mi önce fethedilecek diye soruluyor iddiaya göre. Resulullah da Heraklı şehri diyor. Yani Heraklios'un şehri yani Kostantiniye diyor. Dolayısıyla da bunlar hadis rivayetleri arasında zikredilen hususlar ama benim burada dikkat çekmeye çalıştığım önemli nokta şu. Şimdi Osmanlı kaynaklarında az önce referans verdiğim Ebu Hureyre isnatlı iki rivayete yer veriliyor. Osmanlı'nın ilk kaynaklarında Fatih de bunlara yer veriyor. Fetihnamesini alıyor. Ama nedense bu rivayetler bizim kültürümüzden meşhur olmuyor veya bunların üzeri örtülüyor. İstanbul'un kıyamet fetihinin kıyamet alametlerinden olduğu gerçeğinin üzeri örtülüyor. Buna mukabil muteber olmayan, uydurma olan rivayete ilk kaynaklarda Osmanlı tarihindeki ilk kaynaklarda fetih öncesinde, fetih sonrasında Yer verilmiyor ama Anadolu İslam kültüründe bu rivayet meşhur oluyor. Burası son derece manidar. Peki hocam niçin e, muteber kaynaklardaki bu rivayetlere yer verilmiyor diye bir soru gelir aklınıza. E doğrudur hocam fethedildi ama kıyamet kopmadı. Kıyamet kopmayınca hadisler güme gitti. Hadisleri güme götürmemek için bunun üzerini örtüyorsunuz. Dolayısıyla da ben işte buna rivayet perestlik diyorum. Yani rivayetle yüzleşmiyorsunuz. E, vermehteri tarzında halkı afyonluyorsunuz. Ama... Karşımıza da böyle tablo çıkıyor. Bir iki hususa daha değineyim. Yani böyle bir çelişki. Oysa ne beklenirdi en azından? Madem Fatih de bu rivayetlere atıf yapmış bu iki rivayete bunları kullanmış fetihnamelerde ki bunlar devletin resmi kayıtları aynı zamanda yine cevabı yazılarda da bu rivayetlere vurgu yapıldığına göre o zaman meşhur olduğuna göre sahih kaynakta yer aldığına göre Öncelikli olarak bizim bu rivayeti öne çıkarmamız gerekmez mi? Niçin çıkarmıyoruz da neden uydurma rivayeti öne çıkarıyoruz? Çünkü bu işimize geliyor. Ha bu sahih rivayetteki husus ise işimize gelmiyor. Çünkü buradan ne anlatılıyor? E, fetih gerçekleşecek. Ondan sonra kıyamet kopacak. Nitekim de rivayetlerde e, mesela bu Tirmizi'de geçen Konstantiniyye'nin fethedilmesiyle kıyamet diyor aynı yan yanadır. Yani aynı gündedir diyor. Bir taraftan Tirmizi diyor ki bu aslında bu rivayet diyor gariptir diyor. Çünkü diyor Konstantiniye Rumların şehridir ve Deccal çıkacak diyor. Çıktığı zaman fethedilecek. Bakınız fetih Deccal ilişkisi kuruluyor burada. Şimdi dikkat edin. Amak, Dabık, e, Fethi, İstanbul'un Fethi, Deccal'ın çıkışı ve Nüzulu İsa meseleleri böyle rivayetler arasında farklı versiyonlarla serpiştiriliyor. Şimdi bu rivayette yan yanadır diyor. Aynı gün olacak ama aynı gün olmadı kıyamet. Devamında başka bir şey daha söylüyor Tirmizi. Diyor ki Konstantiniyo diyor Resulullah'ın ashabı asabı zamanında zaten bir sefer fethedildi. Ya Allah aşkına hiç alakası var mı? Bu Tirmizi de geçen bir rivayet. E, şey, Tirmizi'nin sünneline baksınlar görürler burada. hani beni yan almayanlar gitsinler orada bulsunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Konstantiniyye diyor Resulullah'ın asabı zamanında bir kere fethedilmiştir. Alın size nur topu gibi rivayet armağan olsun. Bir başka husus ise yine e, Tirmizi, İbni Mace, İbni Ebi Şeybe, Ahmet bin Hanbel gibi e, kaynaklarda geçen bir rivayetten bahsedeyim. Bunlar Mekhul, İbni Mesud ve Muaz bin Cebel'e dayandırılarak aktarılıyor. Burada şu söyleniyor. Büyük savaş yani Melhame-i Kubra veya Melhame-i Uzma yani kanlı savaş, Konstantiniyye'nin fethi ve Deccal'ın çıkışının toplamı bu üç mesele, 7 ay içerisinde olacak diyor. Böyle bir iddia var elimizde. Bu, bu da yine İbn-i Mace, Ebu Davud gibi kaynaklarda yer alıyor. Dolayısıyla da Tirmizi bu e, rivayeti hasen diyor. Yani e, sahih kabul ediyor. Bir başka rivayette ise bu sefer büyük savaş ile İstanbul'un fethinin 6 ay ara ile gerçekleşeceği iddiasına yer veriliyor. 7. ayda da Deccal çıkacak. Ama çıkmıyor Deccal ne hikmetse. Şimdi e, birazdan e, daha... E, ilginç manidar çelişkilerden bahsedeceğim. Yine Abdullah bin Büs kaynaklı bir rivayette de Konstantinye kastedilerek melhame ile şehrin yani İstanbul'un İstanbul geçmiyor veya Konstantinye geçmiyor ama el Medine diyor. Yani şehrin fethi arasında 6 yıl olacak. 7. yılda da Deccal çıkacak ve kıyamet kopacak. Yani en kötü ihtimal fetihten 7 sene sonra kıyametin kopması gerekiyor ama kopmuyor. İşte bütün mesele geliyor burada düğümleniyor. Çünkü e, hani e, o yüzden de bu rivayetler saklanıyor. E, çünkü izahı mümkün değil. Yani fetih oldu ama e, kıyamet gerçekleşmedi. E bu derda isnatlı bir rivayette de Melhame günü diyor. Müslümanların çadırının Şam'ın en güzel şehri olan Dımaş yakınlarındaki Guta'da kurulacak diyor. Melhame. Bu da kanlı büyük savaşa işaret ediyor. Bu Melhame'yi Armageddon olarak göreceğiz birazdan. Ona da değineceğim. Başka yine rivayetler var ama bunları eliyorum ama bunlar arasında yine zikretmem gereken İbn-i Mace'de veya benzer hadis kaynaklarında Ebu Hureyre isnatlı bir rivayet vardır. Orada da Ehli Beytim'den bir kişi Deylem Dağı'na ve Konstantiniye'ye sahip olmayıncaya kadar Allah kıyamet saatini erteleyecektir, uzatacaktır diyor. Yani böyle bir rivayet. E, Müslümanlar sahip oldular. Olması gerekir. Ehli beytimden diyor. Dikkat edin. Yine e, Huzeyfe isnatlı bir rivayette ise Konstantiniye, Deylem ve Taberistan'ın Benu Haşim'den başkası tarafından fethedilemeyeceği söyleniyor. Burası da komik. E, şimdi e, bizim Fatih'imiz Benu Haşim'den değil. O zaman rivayet yine gitti güme. Yani düşünebiliyor musunuz? Ee, bu da İbni Ebi Şeybe'de geçiyor, Taberani'de geçiyor, değişik kaynaklarda. Böyle birçok ezoterik anlatıyı bir arada görebiliyorsunuz. Ee, bir başka rivayette ise Resulullah'ın bir grup arkadaşıyla konuşurken, Arap Yarımadası'nda ve ardından İran bölgesinde savaşıp e, bu toprakları Müslümanların alacaklarından sonra da Romalılar ile savaşıp onların elinden de e, şehirlerini ele geçireceklerinden ve ardından da Deccal'ın çıkacağından bahsediyor. Bu da enteresan bir şey ama bir taraftan da bu rivayeti Müslim'in fiten ve eşratus saat babında geçiyor bu. Bir taraftan da diyorlar ki rivayetin devamında bu rivayeti Nafi bin Utbe uydurmuştur. Duyduğu söyleniyor, yani uydurmuştur diye bildiğim, duymuştur ve ondan naklediliyor. Şimdi bakınız bu da enteresan yani doğrudan kıyamet kıyamet alametiyle ilgili bir e, iddia. Bütün bunlara baktığımız zaman bir başka rivayette de burası ilginç. Bu sefer Konstantin yeni fethinden değil de harap olacağından bahsediliyor ve İstanbul'un harap olması ve Deccal'ın çıkışının 9 ay içerisinde gerçekleşeceği söylüyor. Buna göre İstanbul harap olmalıydı e, ama e, mesele ortada duruyor. E, bir başka önemli bizim için nokta ise Hz. Peygamber'in 4 şehri cehennemlik olarak zikrettiğini görüyoruz. Bunu niye böyle zikrediyor? Çünkü rivayetlerde bir süre sonra göreceğiz ki hadis kaynaklarında veya eski hadis demeyelim de eski Süryani veya Yahudi kaynaklarında aslında Konstantiniyye dahil birkaç şehir lanetli şehir olarak anılacaktır. Neden? Bunlara Babil şehri de katılır. Çünkü Babil şehri Babil'liler ve Romalılar biliyorsunuz Kudüs'ü istila ettiler, yerle yeksan ettiler. Bu nedenle de bunların bir takım şehirlerinin lanetli şehirlerden olduğu zikredilir. Nitekim de Fatih de gönderdiği fetihnamede İstanbul'u yedi başlı ejderhaya benzetir ve başının koparıldığından bahseder. Yani bu muhtevadadır ve dikkat ederseniz Konstantiniyye'de lanetli şehirlerden birisidir. Aslında bunun sebebi... Yahudilerin yaşamış olduğu acı tecrübeye dair bir takım efsaneler üretmeleridir. İşte bu efsaneler bizim hadis edebiyatına ne olarak girecektir hocam? Kıyamet alametleri olacak, olarak girecektir ama gelin görün ki bunu bizim rivayet terestere anlatın. Böylesine çelişkilerle dolu rivayetleri getirmişiz dinin içerisine veya hadistir diye sahihtir diye bunlara anlam yüklemişiz. Ortada koskoca ciddi bir çelişkiyle karşı karşıya sırtımızda kambur duruyor. Şimdi dahası da vardır bu konuyla alakalı. Mesela bir başka şeyde de Konstantiniyye'nin harabından bahsedilirken Beytülmaktis'in imarı Yesrib'in harabına, Yesrib'in harabı Büyük Savaş'ın çıkışına, Büyük Savaş'ın çıkışı Konstantiniyye'nin fethine, Konstantiniyye'nin fethi ise Deccal'ın çıkışına işarettir diye böyle bir hadis rivayetinden de bahsedilir. Bu da çok daha erken dönem kaynaklarda var. Ahmet bin Hanbel'de var veya Ebu Davud'da var. Çeşitli kaynaklarda. Bakınız bu taraf da kapalıdır. Bunları da bütün bunları geçtim. Şimdi geldik. İstanbul fethedildi ama kıyamet kopmadı. Dolayısıyla da hadis gitti güme. İşte burada enteresan bir mesele devreye giriyor. Nitekim de Mahmud Neşşabe diye birisi 1890'larda Mısır'da bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki ey millet siz bu o, hadis rivayetinin e, gerçekleşmediğini söylüyorsunuz. Hayır diyor böyle bir şey yok. Çünkü diyor peygamber bu sözü Araplara söyledi diyor. Araplar burayı fethedecekler diyor. E peki Müslüman Türkler ne oluyor bu zaman? O zaman Müslüman Türkler hakiki Müslüman değil diyor. Bu diyor hakiki Müslüman olan Araplar için söylenmiş bir sözdür. Oysa diyor Müslümanlar, Türkler diyor barbardırlar, barbar Müslümanlardır. O nedenle de fetih gerçekleşmemiştir. Bu da size armağan olsun. Özellikle bu Arap perestlere armağan olsun. Bin yıldan beri bu ümmetin bayraktarlığını yapan Türkler, Kalkıp gelecek barbar olacaklar. Niye? Rivayeti kurtarmak adına. Şimdi anladınız mı bu rivayetleri neden sakladıklarını? Çünkü ortada ciddi çelişki var. Rivayet güme gitmesin diye bir millet barbar olarak addediliyor ve beyefendiler ne diyorlar? Efendim, hakiki Müslüman olan Araplar e, Sulhen şehri fethedecekler ve böylece e, kıyamet e, veya işte e, fetih müjdesi gerçekleşecek. Dolayısıyla da hadiste bir anormallik yok. O yüzden ben de ironik dille diyorum ki aslında hadis şimdi gerçekleşti çünkü Araplar geldiler İstanbul'u fethettiler. Gerçekten de doğru yani burada da böyle bir ironik bir dil kullanayım. Düşünebiliyor musunuz sevgili dostlarım garabete? Aynı iddiayı bir e, asır sonra bu sefer 1990'larda Mekke'de Kura Üniversitesi'nin şeriat fakültesinde yapılan bir doktora tezinde kullanıyor adam ve aynı iddiada bulunuyor. Diyor ki henüz gerçekleşmedi diyor. İşte... Yakın dönemde IŞİD diye bir bela çıktı dikkat ederseniz ve bunlar Konstantiniyye diye dergi çıkarıyorlardı ve artık kıyamete yakın zamandır diye bunu dillendiriyorlardı ve İstanbul'du onların da hedefi. İşte size hadis rivayetlerindeki hezeyanların arka planı. İşte bu izah edilemediği için aslında meşhur ve aynı zamanda sahih addedilen bu rivayetlerin üzeri örtülmüştür. Oysa madem e, bu rivayetler sahih diye kabul ediyorsanız ve üstelik de Fatih de bu rivayete vurgu yapmışsa dürüstlük neyi gerektirir? Öncelikle bu rivayetlerle hesaplaşmayı buyurun o zaman izah edin. Ha hocam bir kişi iki kişi söylemiş de bütün Araplarımı kastediyorsunuz ben de zaten öyle bir şey demiyorum ama ortada bir zihinden bahsediyorum. Adamlar sizi barbar görüyor barbar bunu anlayın ilk önce bu Arap perestlik açısından da çok manidar bir durumdur. Onun için de işte sevgili dostlarım diyorum ki Osmanlı kaynaklarında ilk e, Osmanlı kaynaklarında bu fetih ve kıyamet ilişkisine dair birçok detay varken bu detay e, bunlar anlatılırken birçok diyebildim bu rivayetlere vurgu yapılırken Fatih de bu rivayetlere e, atıf yaparken enteresandır ama kıyamet e, alametlerinden arındırıyor meseleyi ve böyle sunuyor. Burada son bir başka bir şey daha söyleyeyim. Ebu ile isnatlı rivayette ne vardı? Fetih gerçekleştikten sonra Deccal çıkacaktı. E fetih gerçekleştiğine göre o zaman Fatih hangi konuma düşüyor sevgili dostlarım? Yani e, bu tabi kastedilmiyor ama mefhumu muhalifinden alırsanız demek ki Fatih Deccal konumuna düşürülüyor. Bu kadar mı bir insan acaba rivayet perest olur? Bu kadar mı acaba biz e, rivayetlere rağm oldukta akıl tutulması yaşıyoruz? Allah aşkına biz e, hakikaten e, neyin e, davasını gidiyoruz? Neyin ısrarıdır bu? Biraz bunları sorgulamak gerekiyor. Dolayısıyla da fetih ve kıyametle ilgili e, iddiaların ana muhtevası buydu. Bu konuyu da zaten ben bir makale olarak hazırladım. Yayınlanınca bütün detayını görürsünüz. Dolayısıyla da beni dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Umarım maksadımı izah edebildim, anlatabildim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.